Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi veşhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ahiru men yedhulul cenne. Cennete girenlerin sonuncusu, evet sonuncusu, raculun min cüheyne. Cüheyne kabilesinden bir adamdır. Kabilesinden bir adamdır. Yukalu lehu cüheyne. Ona cüheyne denir. Feyekulu ehlul cenne. Adam cennete girince, son giren bu. Cennete girince cennettekiler, Allah da bizi bunlardan eylesin inşallah, tüm ümmeti Muhammed'i, derler ki el haber el yakin, kesin bilgi almak için ona sorarlar. Derler ki evet, selü hel bakiye minel halaik, yaratılanlardan başka var mı? Ahadun yuazzebu, cehennemde azap gören başka var mı? Sen en son giren bu çünkü. Kesin bilgi elde etmek için öyle söylerler. Yaratıklardan var mı böyle son, sen geldiğini göre azap gören var mı? Feyakulu, o der ki la, ben sonuncusuyum. Benden sonra cehennemde kimse kalmadı. Kalmadı. Şimdi Allah bizi cennete ilk girenlerden eylesin. Amin. Efendim, ümmeti Muhammed'den herkesten evvel 3 grup bizden girecek. Hesaptan sonra bütün peygamberler bir arada toplu vaziyette cennete ilk girme şerefi benim ümmetimden olsun diye o grup sökün ettiği zaman, sorgu sualden sonra Efendimiz buyuruyor ki ayaklarının üzerine böyle kalkacaklar, bakacaklar. Peygamberimiz diyeceğim ki diyor, bunlar benim ümmetimden. Onlar geçtikten sonra birincinin iki katı bir grup daha sökün edecek. Doğru cennete gidenler bunlar. Gene her peygamber ayaklarının üzerine kalkacaklar. Ben gene bakacağım ki bunlar benim ümmetim diyeceğim. Üçüncü bir grup sökün edecek. Bir ve ikinin iki katı bu defa. Bakacağım ki üçüncü gelenler de benden. Sahabe sordular, nereden bileceksin ya Resulallah? Yüzlerce sene sonra, bin sene sonra gelenler var. Bin, kaç bin sene evvel yaşayanlar var. Mesela insanları nereden bileceksin? Tabii eski milletlerden değil bu ilk girenler de. Senden yüzlerce sene yaşayan ümmeti Muhammed'den adam nereden bileceksin? Abdest azaları pırıl pırıl parlayacak. Oradan bileceğim diyor. Onun için abdestlerinizi güzel alınız. Emek çekiniz. Abdest şeytanı kovar. Cennete girmeye sebep olur. İşte böyle nurlandırır. Cennete sokar inşallah. Biz de güzel abdest alanlardan olmalıyız. Bilal Habeşi'nin, peygamberimiz Miraç'ta cenneti dolaşmış. Takonya sesi işitmiş güzel bir köşkün bahçesinden. Demiş bu takonya sesi kim ya? İmrenilecek doğrusu. Cebrail Aleyhisselam demiş ki senin adamın bu, Bilal'in bu. Bilal diyor, nereden kazandın ya Bilal bu dereceyi? Ya Resulallah, ben fakir bir adamım. Han hamam yaptırmadım, bir şey yaptırmadım böyle. Hayru hasenat yok. Param yok ki. Hele hele demiş, söyle bakalım. Ben abdesti güzel alırım ya Resulallah demiş. Abdesti güzel alırım. Bir güzel abdest almaktan bakın Bilal Habeşi'nin kazandığına. Ben de size duyuruyorum. Şimdi Allah bizi ilk girenlerden eylesin. Son girenden eylemesin. Ama son giren de kurtuluyor, ama tabii buradaki şimdi onu değineceğiz. Cehennemden gelen bu. Cehennemden gelen. Şimdi
Bir başka hadis var. Bir başka hadis var Müslim'de. Son adam, cennete gidecek olan son adam tabiri var orada da. İki hadisi açıklamaya çalışacağız. Son adam Sırat Köprüsü'nün üstünde bir gider bir durur. Bir gider bir durur. Bir gider bir durur. Durduğu zaman cehennemin yalınları onu şey eder, böyle yakar. Nihayet korka korka, çok ağır geçer. Elhamdülillah, beni kurtardın ya Rabbi der. Ve sonra der ki ya Rabbi, en kötü kulun ben miydim böyle? Ağır ağır götürüyorsun, beni buradan geçirdin. Bir sürünüyor, bir emekliyor, bir duruyor, korkuyor. Cenab-ı Hak ona buyurur ki, seni ben yavaşlatmadım. Amelin yavaşlattı. Hızlı gidecek amel işlemedin sen. Evet, bazıları göz açıp yumuncaya kadar Sırat Köprüsü'nü geçecek. Bazıları rüzgar gibi geçecek. Bazıları 300 kilometreyle, bazıları koşarak, bazıları yürüyerek, bazıları da sürünerek geçecekler o köprüden. Ona göre dünyada hızlı gitmek istiyorsan köprünün üstünden, geçmek istiyorsan, cennete ulaşmak istiyorsan iyi ameller yapacaksın. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Seni amelin apta bike ameluke, amelin seni yavaşlattı. Ben karışmadım. Herkes hakkına göre, burada adalete göre amel ediliyor, işler yapılıyor. Sen az işledin. Gerçi cehenneme o adam cehenneme girmemiş. Şimdi okuduğum hadis cehennemden kurtulup gelen son adam. Cehennemden kurtulup gelen son adam. Evet, şimdi burada bazı müjdeleri size vermemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz ettim ya. Bütün peygamberler dua hakkını dünyada kullanmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşere saklamış. Orada diyor ben ümmetimi kurtaracağım. Bu sahih hadislerle sabit. Sahih hadisler sabit. Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret var. Vettuha velleyli izase. Yeminle söylüyor Allah ki velesevfe yutike rabbuke feterda. Habibim sen yeter deyince kadar ne istersen vallahi billahi vereceğim diyor. Ayet böyle. Bakabilirsiniz tefsirlere. Velesevfe yutike rabbuke feterda. Peygamber de raufur rahim. Son derece müşfik peygamber. Müminin ayağına diken bassa uyuyamaz sıkıntısından, üzüntüsünden. Mümin üzüldü diye. Böyle bir müşfik peygamberimiz var elhamdülillah. Hiç bizim cehenneme gitmemize razı olur mu? Olmayacak. Onun için hesaplığa görülmüş mesela. Peygamberimizin şefaatlerini arz ettim size. Kimsin derecesini yükseltmeye? Aşağıda kalmış rütbesi yükseltecek. Kimisi doğru cennete gitmeye şefaat edecek. Benim hatırıma diyecek. Kimisini cehenneme düşmüş kurtarmaya bakacak ki yine var içeride. Sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Bu imanla göçmüş. Başka amel istememiş adam ama imanını kaybetmemiş. İnkarcı olmamış. Bu çok önemli. Onun için bizim Anadolu insanı ne derler? Allah imanla göçürsün. Bu şey var çünkü orada. Bu müjde var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini canı yürekten tasdik ederekten dille söylemek. İman, mümin bu. Bunu hayatı boyunca söylemiş, inkar etmemiş. Ameli yok, onu da kurtaracak. Hiç iyiliği yok adamı ama bu kelime var. Onu da kurtaracak peygamberimiz. Kendi öyle söylüyor. Bunu da kurtaracağım diyor. Allah inşallah cehenneme uğramadan cennete gidenlerden eylesin bizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslim'de bahsedilen son cennete gidecek dediği adam cehenneme gitmeden Sırat Köprüsü'nden böyle sürüne sürüne giden adam. Öteki hadisle çelişkisi yok. Şimdi okuduğum hadis cennete son girecek adam dediği cehenneme girmiş, kurtulmuş, son kurtulan. Şimdi orası da bir tabii şeydir. Cehenneme girenler kömürleşmiş. Kur'an-ı Kerim'de var. Biz inanıyoruz. Kömürleşmişler. Allah onları çıkaracak, rahmet denizine atacak. Orada onları hayat bulacaklar, düzelecekler. C-
cennete gönderecek. Fakat alınlarında cehennemden geldiği izi bulunacak. Herkes diyecekler ki, aa sen orada mıydın? Bu defa orada bundan utanacaklar. Diyecekler ki, ya Rabbi sen bizi lütfettin, oradan kurtardın. Şimdi de sağa sola bakamıyoruz, utanıyoruz. Onu da sil diyecekler, onu da silecek Allah. Ama bu durumlara düşmemek için şimdiden gayret etmemiz lazım. Gayret etmemiz lazım. Peygamberimiz onu söylüyor. Cehennemden gelecek son adam kurtulup gelecek. Tabii bu eski ümmetten de olabilir. Çünkü haberlere göre cehennemlik olan ümmet-i Muhammed'den isyankar olanlar bile diğer ümmetlerden evvel cehennemden kurtulacak. Peygamberimizin hatırına, şerefine. Bizimkiler önce çıkacak. Biz inşallah oraya düşmeyiz inşallah. Düşenlerimiz bile öteki milletlerden önce çıkacak. O hadis diyor eski milletlerden olabilir. Son cehennemden gelen. Fakat Müslim'deki hadis direkt cennete gidenlerin sonuncusu. Yani bununla da söylemek istiyor Efendimiz ki dünyadayken yarınınız için çok çalışın. Çok çalışın. Sırat köprüsünde sürüne sürüne gitmek var. Şimşek gibi geçmek var. Ona göre bizi uyarıyor. Evet, orada işte cennete giren adamlar bakacaklar ki ashab-ı huraf, en yüksek makamlarda hurfeler var. Biz berrak gecelerde tepede parlak yıldızları görürüz. Cennettekiler de bakacaklar, Allah Allah diyecekler, ya ne muazzam yükselmiş, ne nurlu. Cennetliklerin bazısı öyle işte, cennettekilerin bile imreneceği insanlar olacak. Onlardan olmak için peygamberin izini takip edeceksin. Peygamberin sünnetine uyacaksın. O mekanlara yükseleceksin. Evet, bu hadis hakkında da Abdullah ibn Amr Hazretlerinden nakledilen Darakudni hadisidir bu. Hazreti Enes'ten nakledilmiştir. Haraiti keza İmam Malik'in naklettiği bir hadis-i şeriftir bu. Allah onlardan razı olsun. Söyleyeceklerimiz bunlar. Cenab-ı Hak cümlemizi cümlemizin imanını kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü uzun eylesin. Rızkımızı helalinden bol eylesin. Cenab-ı Hak bizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerini yerine getiren, yüzü nurlu olan insanlardan eylesin.